Mustafa, sen gelirken bir aşk şarkısı söylemişsin nefese. Evet, söyledim. Videoyu yayınlasana. Bir daha verir misiniz? Bak, yayınlayın. Bir görelim. Yayınla abla. Tamam bak şimdi bak. Sıkıldım ya. Dur, daha yeni geldim. Seninle boşanma lan ben. Niye boşanmıyorsun? Boşanmıyorum ya. Tamam. Böyle yapasam boşanmıyorum. Mustafa, bir şarkıyı dinleyelim. Tanıyorum kendimi. Avutamadım. Kaç kez yağladım. Böyle gizlice. Ne yaptımsa seni. Nazlı, unutamadım. Ne yaptımsa seni unutamadım. Kim bilir kimler var şimdi kalbinde. Sen beni unuttun çoktan belki de. Ben hala yaşarım eski günlerde. Her şeyde sen varsın. Unutamadım. Her yerde sen varsın. Unutamadım. Kaç kadeh kırıldı. Mustafa, benim aklıma ne geldi biliyor musun? Böyle bir hayatı yaşamak bu genç yaşta çok zor. Seni hastaneye yatıralım, bu alkol illetinden kurtaralım. Güzel bir hayata tertemiz başlamak istemez misin? Abi şunu bana versene. O şey nerede? Telefonu mu arıyorsun? Yok. Kulaklık kafamdan mı kaldı? Kulaklık kafamda. Annende mi Mustafa? Kaldı? Yok yok. Diğer kulaklık. Telefon kulaklığını söylüyor. Telefon kulaklığını. Tamam, getir lan Mustafa. Tamam. Şimdi yayındayız tamam, ama tamam. Bir şey söyleyeceğim. Evet, bak, tamam. Tedavi olmak istemez misin, seni hastaneye yatırayım? Şimdi Allah, ben bir şey diyeceğim. Tedavi olmak istemez misin? Alkolden kurtulmak, tamamen temiz olmak. Şimdi bana bir söz hakkı verirsen abla. Tamam. Ben sana bir şey diyeceğim. İster misin, istemez misin? Sen cevap ver bana. Yok, istemiyorum abla. Niye? Bana bir söz hakkı verirsen diyorum. Tamam, konuş. Şimdi Esra abla. Evet. Beni herkes sıkıntıya soktu. Ben şimdi diyorum ki bak. Bu dün benim Okan abi de biliyor. Herhalde öylemiş. Dün benim kafam biraz iyice uçuktu. Evet. Buraya Saffet Yılmaz bağlanmış. Evet, Saffet bağlandı. Yanında da Sinan vardı. Tamam ha. Bırak Sinan'a seni. Şimdi abla. Bir daha bak bu Saffet yüzünden ben bu hale geldim. Yani ama sen Saffet'e tokat atmışsın ve dövmüşsün. Yok. Attım abla, ne yapayım? İtirazım mı var? Attım iyi. Ama gittim, ben öyle dayak istemiyorum tamam, dedi. Tamam, şimdi onu bağlayabilir misin? Tamam, tekrar bağlayacağım. Mustafa, şimdi avukatımızı biliyorsun değil mi, Hüseyin Bey? Hüseyin Bey senin boşanman ve soy bağının düzeltilmesi için dilekçe hazırladı. Şimdi yok, ben bir şey izah bulamıyorum. Tamam, bitti. Niye, şimdi, boşanmayacak mısın? Sen avukatsın değil mi abi? Evet. Hüseyin Bey avukatımız. Sayın avukatım, ben şimdi... Sana söyleyeyim, herkes beni biliyor. Tüm dünyadasın. Ben bir şeyleri hatırlamıyorum. Dün bağlamış kardeşim değil mi öyle? Esra'm sağ olsun, kimliğimi aldı. Şimdi burada kardeşim televizyona bağlanmış. Ben hatırlamıyorum. Abi ne oldu? Mustafa. Heh. Ya mesele çok. Bana söyle avukat. Şimdi, sen avukatsın abi, bana söyle bak, avukatım. Mustafa kardeşim bak, bir dinle. Evet. Mesele çok senin hayatında da. Bu meseleleri... Sen niye? Dur. Sen niye biletten hamile kaldın? Abi dur ya. Mustafa, sen bana o zaman şunu söyle. Sen neyi sindiremiyorsun? Ne istiyorsun? Ben ne sindiremiyorum? Evet. Ben hiçbir şey hatırlamadım Esra abla. Bana annem söyledi. Biletten hamile kalmış. Evet. Seni hayırdır lan? Seni, bak bu namus davası. Şeyler söyleme bir, Mustafa. Bak abi, bir şey söyleyeceğim. Sizin ilişkiniz bitmiş. Tek kalan Mustafa. Artık senin boşanıyor olman lazım. Yok, boşamıyorum abi. Boşamıyorum. Gelsin lan. Hayır, neden boşanmadığını söyle o zaman. Neden? Bu işte gıcıklık yapıyorlar. Ama hamile başkasından bebeği bana olacak. Bana abi? Ya. Abi burayı biplesene. Bipler misin? Bipler misin? Yapma diyor. Bir hata tamam. Yapmış, ayrılmak en doğrusu. Şimdi. Ama başkasına ya. Çocuğu abi, senin gel. Üzerine yazılacak. Gel. Oturalım, oturalım. Yok. Otur. Nereye gel? Ne oldu? Yok abi, dur. Abi sana, bir dur abi. Bak, şimdi Hasan'ın Esra bebeği var. Masalı abi, biliyorsun. Abi sıkıntı yok, iyiyim ben, dur. Tamam. Şimdi abla, bana mı sordu yatarken?
Tamam artık o olmuş ama tamam, yapacak değiştiremeyiz onu. Tamam ben ne yapayım abla, ben de ne istiyorum? Sen sadece boşan şimdi, ve kurtul. Sen benden ne istiyorsun? Boşanmanı. Sadece boşanmanı. Ya Mustafa bir otur. Başka bir şey yok, istemiyorum. Yok. Boşan ne yok? Sen, ben, kaç sen senedir benden ne istiyorsun? Peşinden koşuyorum, farkında mısın? Ne, Nazlı. Bak, sadece dur, boşanmak abi, istiyorum. Ama oturursan daha rahat duyuyoruz. Daha rahat duyuyoruz. Abi, Mustafa çıkıyorum, otur. Ben gidiyorum ya. Tamam. Bir sus beni. Tamam. Benim karımla bir konuşayım abi. Tamam bir konuş ama. Şimdi Nazlı. O zaman da öyle yaptım. Şimdi sen benden ne istiyorsun? Tamam bir anlatsın, bir dinle Mustafa. Ben bir, ne ben istiyorsun söyle. Abi, hep size söylüyorum. Ama cevap abi versin bir dur. Ama bir cevap versin. Konuşam. Benim konuşmam lazım. Ama o kim, sen soru kim soruyorsun, ben soru soruyorsun. Bir cevap versin. Ama siz bana sorarken emiyorsunuz ki. Neden o kim, istiyorsun? O kim? Kim? He o kim? Karın. Benim ne ya? Benim konuşmam lazım. Ama onun da cevap vermesin. Ben şimdi buradan. Koltuğa oturtalım Ercan. Mustafa. Gel daha, koltuğa otur, koltuğu buraya. Yok, girmiyor. Yok. Şimdi nerede abi o? Gel. Sen bana yaz. Yok yok. Tamam gel öyle otur. Kamera nerede baba? Kamerayı göster. Tamam. Bak karşıda. Tamam karşıda mı ha? Şimdi Sincan Adliyesi'nde, Batı Adliyesi'nde savcı bayan, bayan. Gittim oraya. Sen bana ne dedin? Nerede abi Hasan? Ben gittim oraya, bana dedi ki savcı, bayan, savcı. Ne dedi? İsmini unuttum. Abla dedim, hayır dedim, ne dedim almışsınız dedim. Niye aldınız dedim. Bana söyledi. Gülüyor. Ama abla seni çok met etti ha. Beni met etti öyle mi? Evet. Hı. İyi. Ben gittim oraya. Hayırdır dedim. O sana nefes. Nazlı Yılmaz dedi. Ben bunu kızına taciz etmişim. Ne? Ondan sonra burada... Öyle bir şey bir dakika soralım. Dur. Öyle bir şey var mı? Ben konuş... Hayır abla. Abla ben mi konuşayım? Ama şikayet etmedim. Öyle bir şey yok diyor. Var abla, ben kağıdımı yırttım Esra ya. Esra abla bir o şey söyleyebilir miyim? O zaman ben de deyip şöyle deyim Esra abla. Tamam. Buradan ne para en yakın hesabı? Biraz oturarak konuşma. Kameralar seni göremiyor. Gel Mustafa oturalım tamam, seni. Tamam kamerayı beni göster işte. Ama oturunca görecek. Gel tamam, otur. Ya. Otur. Tamam. Esra abla bir şey söyleyebilir miyim? Dur. Evet. Yok, sen konuşamazsın. Ben Esra ablaya söylüyorum. Sen evet, sus söyle. Sen konuşamazsın. En bak son abi, hani biz yayına çıkmıştık ya seni. Evet. Beni aldı abi. O yayından sonra abi, o dur daha ilk defa. Beni savcı aldı. Bunlar sana boş. Yemin ederim. Şikayet mikayet hiçbir şey yok abla. Bir Hüseyin Bey. Dur. Bak Mustafa. Avukat bana ne söz hakkı yok abla? Avukat anlatacak ama o biliyor. Mustafa tamam, bana ne söz hakkı yok? Hüseyin Bey. Şimdi şöyle Mustafa, sana niye söz hakkı yok biliyor musun? Evet. Sen şu söz hakkı an... vermiyor. Esra bana söz hakkı vermiyor. Bir dakika Mustafa ya. Tamam sana niye abi söz hakkı yok biliyor musun abi? Sen şu an gerçekten evet ne yaptığın farkında değilsin ya. Niye? Üç gündür bir boşanacak oluyorsun. Bir boşanmayacak oluyorsun. Tamam sen boşanacaksın. Geçmişin hesabını soruyorsun. Sen tamam, bir aklını başına toparla kardeşim. Tamam mı? Doğan çocuk senden değil. Bu çocuğun bir üstün menfaati var. Bir çocuk daha doğuyor. O da senin üstüne kaydolacak. Tamam. Fakat senin bir çocuk kendine bakacak tamam, durumda. Bu çocuk bakabilecek durumda mısın? Tamam avukatım ben kimseyi istemiyorum. Ben, tamam. İstemiyorsan ya zaten 3,5-4 tamam, yıldır fiilen ayrısın. Dün, böyle bir insanı sevsenle sevmesenle. Hayatında olsana olmasana. Dün iyi değildim. Bugün iyiyim he. Şimdi benden şimdi ne istiyorsun Mustafa, sen? Şimdi Mustafa dilekçeyi imzalayacağım. Bir adres kaydı istiyorsun senden ya. Başka bir şey istemiyor millet senden. Adres kaydım yok abi. Adres kaydı istiyor millet senden. Başka bir şey istemiyor. Hı hı. Ya şimdi Mustafa, senin iradene bir hapsolacak millet Allah'ını seversen ya. Hocam, niye engel oluyorsun? Mustafa. Hadi bakalım. Mustafa, konuşmayın hiçbir manası yok çünkü. Tamam dün baban Ali Bey babanı çok sevdiğini ya, biliyorum. Ya, ama şimdi... baban ne dedi? Boşansın kurtulsun biz de hayatımıza bakalım dedi. Esra abla ben bir şey istemiyorum. Kimsede de bir beklentim yok diyorum. Ben sana diyorum ki şu kamerayı bana ver de kamerayı ver de. Kamera karşında ha, görüyor seni. Şimdi ben senden bir şey öğrenmek istiyorum. Sor. Millet benim üstüme geliyor. Sen bana şimdi sor. Abla dün benim kardeşim buraya bağlamış değil mi? Evet Saffet ha, bağlandı. Şimdi bana göster abla kamerayı. Bak Ercan'ın durduğu yerde kamera. Ercan abi nerede? Orada bak Ercan burada. Ha. Şimdi Saffet bana bağlan. Beni dövdüler, Burhan beni dövdü. Bunlar ne ayak, ben çözemedim. Şimdi Nazlı'ya da bir uğraşıyorum. Ali'ye de bir uğraşıyorum. Ne işe çıkacağım ben? Safiyet, o Sinan kim lan? Abbas'ın Sinan lan? Çıldıracağım ben, deleceğim ya. Şimdi, annen ne istiyor Mustafa? Annen boşanmanı istiyor mu? Annem ki, benim... Kezban abi, Hanım, nefesten boşanmanı istiyor mu? Ben boşanmıyorum ablam. Peki boşanmayıp ne yapacağım? Yok, ben boşanmıyorum. Ama bebeği doğacak bak ne bana kadar ne az abi, kaldı. Onda Bülent düşünsün. Bülent'in düşünmesi şimdi, için. Ha dur şimdi o konuya gel. Abla sen var ya çok güzel bir insansın ha. Ha sağ şimdi ol. İyi konuya geldik. Heh.
Sen niye oğlum biletle yaptın? Ver cevabını bana ver. Dün benim kafam esnaf. Ben senden bir tek bir şey istiyorum. Senden bir tek elime koyacağım. Sen bana beni kovuyorsun bak. Beni sen kovuyorsun. Boşan. Sen boşan ben yok, sana yardımcı yok, olacağım. Yok. Yok şu an diyorum. Senden bir şey istiyorum. Ne yapayım söyle. Sen beni kovuyorsun. Bir şey istemedin ki daha. Tamam dur. Şimdi istiyorum. Söyle. Susuyor musun? Abla, dinliyorum dur. Söyle. Mustafa, Saffet orta. Bu böyle. Telefonda. Saffet. Devam etmez bu böyle. Çünkü Mustafa'nın şimdi gerçekten akli bali değil, yerinde değil kafan kardeş. Ama yine de senin sözlerin falan dikkat alamayız. Polis mi beni alacak? Ya ne alırsa alacak. Seni bir şey almayacak. Beni? Burada bir şikayet falan yok. Seni polis almayacak. Ama ciddi ciddi senin tavrın da tavır değil ya. Sen ya 84 ya. Milyonun önünde. Ben seni mi eğlendireceğim? Ya bırak Allah'ını seversen. Nikahlı karım. Mustafa. Nikahlı karım ortak olmasın. Nikahlı karı sana davayı açar basar seni. Merak etme sen. Geliyor. Saffet hatta bir konuş Saffet'le. Saffet. Saffet Hanım. Efendim ablacığım. Saffet. Mustafa sizinle konuşmak istiyor. Mustafa konuş Saffet'le. Saffet. Efendim abi. Ne yapıyorsun abim? İyi siz ne yapıyorsunuz? Yine rezil ettiniz beni. Abim bunlar beni sıkıntıya soktular bak. Yok da siz niye fotoğrafımı koyuyorsunuz kayıp diyorsunuz? Ben kayıp falan değilim ki ben Sinanlıyım. Abicim ben koymadım abicim bak. Aha Esra abla şahit ben koymadım. Bana üstü var da ben koymadım. Saffet Hanım dün sizi bak, ararken koyduk şimdi koymuyoruz bulunduğunuz için. Ben koymadım. Aynen abla bak benim de düzenim bozuluyor yani. Ben Sinan'ın yanındayım onunla mutluyum. Bak Sinan kim oğlum? Sen... Yani ben ona Sinan'a ben kurban olurum. Sinan benim her şeyim yani. Benim Sinan... ne işim var İstanbul'dan? Şimdi ne yapayım Saffet? Beni şimdi kovuyor musun sen? Oğlum senin baban yalan oldu. Annen de yalan oldu. Mustafa tek kaldı. Şimdi beni mi atıyorsun? Hadi ne yapacağız? Ben herkese attım abi. Kusura bakma. Ben tek kaldım. Kimse yok ya. Tek kaldım tek. Saffet Hanım. Mustafa. Tek kaldım Saffet. Mustafa bir dakika kimse Mustafa. Yok. Mustafa beni bir dinle. Ya, Saffet Hanım. Önünde. Ya, alkollülerdi yine babamla ikisi abla. Saffet beni şikayetçi mi olacaksın? Hiç şikayetçi falan olmuyorum ben. Ne tamam, şikayetçisi ne diyor? Ya? Ben o yüzden çıktım geldim Ankara'ya. Tamam Saffet söyle bunlar ne diyor o zaman Saffet? Söyle o zaman bunlar ne diyorlar? Hadi senin anan da bak ben sana kızmıyorum. Ben seni seviyorum. Senin annen de sıkıntı baba da sıkıntılı. Şimdi bunlar beni işe yapmak istiyorlar da aslında Ankara'da. Söyle cevabını ver. Saffet Hanım. Efendim ablacığım. Ben şunu söylemek istiyorum. Mustafa sizin şunları... kardeşiniz. Mustafa'yı Ankara'ya alıp vesayet altına alıp hastaneye yatırmak istemez misiniz yok, tedavi için? Yok. Abla onlar yatmaz abla. Onun yani... için uğraşmayın. Babam da olmaz. O da olmaz. Onlar yatmaz hastaneye falan. Saffet olursa Hüseyin yatarım. Hüseyin Bey öyle bir şey yapılabilir mi? Bir soralım hocamıza. Estağfurullah. Saffet olursa yatarım. Saffet olursa yatar mısın evet, hastaneye? Evet. Duydunuz mu Saffet Hanım? Siz olursanız yatarım hastaneye diyor. Bu bağımlılıktan kurtulsun. Duydum yapacak bir şey yok. Ben Sinan'ın yanındayım yani gelemem ben. Sinan kim oğlum? Ben Sinan'ı bırakamam yani. Ben Sinan'a kurban Sinan... olurum. Ben kalbimi sökerim Sinan'a. Sinan kalsın Sinan yine. Sinan kim abi Sinan kim? Ankara'da Sinan... tedavi o... olur. Abi la bırak. Sallamacağına başak halim yok ya bırak ya. Bağlarla Sinan konuşsun. Sinan hadi bakalım gel. Dün babam ortalığı duman etti. Bugün de ben de ortalığı duman edeceğim. Ay, Sinan mı konuşsun? He. Benle dün anne Saffet. Hayır Saffet Hanım. Sizle konuşalım. Abla bize. Sizle konuşalım. Hayır şimdi erkek erkeğe kavga istemiyorum şimdi. Kardeşinle konuş sen. Bak özlemiş tamam, seni. Tamam bize. Saffet. He. Saffet. Dün Sinan niye anneme küfür etti? Kim? Sinan anneme küfür etmiş. Küfür etmedi Sinan etmedi. Sinan anneme küfür etmişti. Annem hayır, de bana öyle dedi ama. Hayır etmedi. Hadi buyur ulan. Etmedi. Ben bu işin çıkamıyorum. Hayır şey, etmedi Sinan. Siz bana gidiyorsun arkadaş. Mustafa. Şimdi bak olaylar 84 milyonun önünde cereyan etti. Annene küfür eden biri yok. 10 milyon. Saffet Hanım dedi ki Mustafa beni dövdü. Tamam al. Bana sahip çıkan kişi Sinan. Onun yanındayım. Tamam al. Şimdi bu kadar. Dur. Başka bir şey demedi. O zaman avukat mısın? Neyse sus. Al. Şimdi yüzleşelim. Saffet.
Safiyet, sen dün demesin ha avukata, abim beni dövdü, beni sıktı, öyle mi? Ya abi sen konuş kardeşim be. Safiyet, benden şikayetçi misin? Ben şikayetçi falan değilim kimseden. Ben dün diyeceğimi dedim. Ulan Safiyet, Safiyet, bundan ne diyor Safiyet? Saffet'in yanına gidip tedavi ol. Saffet seni ikna ediyormuş. Tamam da ben o demiyorum. Tamam. Saffet. Hastaneye Saffet, yatsana Mustafa. Saffet çok yanım, iyi gelir. Bak Saffet yanımda olursa yatarım ben tedavi diyorsun. Olurum. Tamam sıkıntı yok. Ankara'da bir şimdi hastanede yatırsak. Ben şimdi dükkü olay çözemedim. Tamam. Siz senden şikayet, razı. Senden şikayetçi olan yok. Kimse şikayetçi abi, olmadı. Abi üstüne geliyoruz. Avukatmış. Bana ne avukat abi? Savcı gelsin ya. Bana ne? Şimdi bakın. Avukat Bey sana yardımcı olmaya çalışalım. Esen, şimdi evet. Benim Mustafa'yla bir alışverişim yok. Gerçekten evet. Kendisinin durumuyla ilgili bir yorum da yapmak istemiyorum. Hı hı. Mustafa'yı dikkate alıp yorum da yapmam zaten. Onu yaparsam mesleğim ayaklar altına alınmış olurum. Bunu yapmam. Ve Mustafa'nın bu halde konuşturulmaya devam etmesi de yanlış bu programda. Mustafa'nın izin verilip dışarıya alınması biraz hava alması sağlanıyor. Tamam, hava var. Gerçekten. Ama hava çünkü da düzelmiyor ya. Biz de insani, bizim de insani duygularımız var. Evet. Avukat olsak da. Mustafa'nın, bakın Mustafa'nın, şunu çok iyi anlıyorum. Bak, bir dur bir dakika Mustafa. Bir Mustafa, Allah aşkına bir konuşayım. Bir sen, şey söylemek istiyorum. Şimdi bir insanın bağımlılığı şimdi, varsa onunla başa çıkmak bir dakika. Bir dur ya, tolerans dur. Göstermek kolay dur, bir şey değil. Onu biliyorum. Şimdi çok zor bir program yönetiyorum. Ben çok uzun yıllar nefeste çok kötü bağımlılık hastanesine çalışmış biri olarak bağımlılarla başa çıkmanın çok zor olduğunu biliyorum. Burada mecburen boşandırtmak ve çocukların geleceği için Mustafa'yı ikna etmeye çalışıyoruz. Çünkü hiçbir şekilde diğer türlü boşanma gerçekleştirmiyor. Adresi bulunmuyor. Yani ben burada kafası ayık olmayan, bağımlı olan birini ikna etmeye çalışıyorsam mecbur olduğumuz için. Tabii ki tedavi olmasını isterim. Ben yıllarca bu tarz bağımlılıkları olan insanların tedavisinde çalıştım. Çok zor şartlarda oldukları için buna sürüklendiklerini ve bir süre sonra da bunun hastalık olduğunu kabul ediyoruz. Bağımlılık bir beyin hastalığı. Tedavi olması gerekiyor. Evet, hemfikiriz ama bu kızın da bebeği doğacak. Bir tane daha başkasından bebek var. Her şey Mustafa'nın üzerine. Onun boşanma dilekçesini ve işte neydi bebekle ilgili de babası olmadığına dair dilekçeyi vermesi gerekiyor. Yani burada ikna etmemizin sebebi bu. Mustafa ile konuşmaya çalışıyoruz. Şimdi ve Esen, bağımlı bir insanın kafası ayık olmadığı için biraz suyuna gidip toleranslı davranmaya çalışıp ikna etmeye çalışıyorum. İkna ile imzayı aldıktan sonra süreç işleyecek zaten. O yüzden burada bu süreci yürütmeye çalışıyoruz ve Mustafa'yı da yayına çıkarmamızın sebebi o. Ama tabii ki kafası normal bir insan gibi düşünemediği için gelgitleri oluyor, kafası çok algılamıyor, yarın bugün verdiği sözü unutuyor. Hep bağımlılıkta gördüğümüz şey bu. Ben isterim ki o da bir insan, tedavi olsun. Bundan sonraki hayatına tedavi olup sağlıklı bir şekilde devam etsin. Bu da benim insani görevim. Ama şeydi. Sen Hasan bak göreceksin ha. Gerçekten. Neyse boş ver. Tamam. Yok Esen ben bak, tek bir şey söyleyeceğim. Bak nefes ne kadar ağladın. Yok tek bir şey söyleyeceğim Esen Hanım. Tamam onu sonra dışarıda konuşuruz. Yok avukat bey haklı o konuda. Dışarı çıkmaz şartı dedin. Yani ben nefese o kadar yayına tam tartışık ettik ama kalkıp da ben nefese küfür ederek üstüne yürüyemem. Bir nefese yine başka bir bayan olsaydı ben yine aynı şekilde yapardım. Şimdi bak şunu söyleyeceğim. Nefes biz ne yapmaya çalışıyoruz biliyor musun? Kafasına ayık olmadı Mustafa'nın herhalde gözümüzle gördüğümüz anda anlıyoruz ama ikna etmezsek onu bizi dinlemez. O ikna sen de hala ama babası olamazsın masalın. Masalın babası olmaz. Şu an resmi olarak Mustafa gözüküyor. Oysa babası Hasan. Doğacak çocuğun babası Bülent yine Mustafa'nın üzerine olacak. Yani bunu çözümlemediğimiz sürece yani ne yapmaya çalıştığımızı anlatıyorum. Çünkü insanlar da kızıyor. Hüseyin Hoca'yı da haklı buluyorum. Şimdi, ama şimdi bir hukuk Esen adamı insanı olarak diyor ki niye böyle bir insanla uğraşıyoruz ama mecburen uğraşıyoruz. Uğraşmamamız lazım. Çünkü şöyle, bir senedir onu, ne hukuk, yapalım? Şu ne yapalım hocam anlatayım. Söyleyin. Şöyle yapalım.
Şimdi Mustafa'yı ikna etsek, Mustafa ikna edilince ertesi gün kararından vazgeçiyor. Çünkü vesayet altına alınmayı gerektirecek derecede akli melekelerini yitirmiş durumda alkol dolayısıyla. Mustafa'nın ilçelerde kaymakamlık vasıtasıyla öncelikle koruma altına alınıp hakkında da vesayet kararı alınması lazım. Mustafa çünkü bugün dava açtı diyelim. İkna ettik, dava açtı. Yarın gidip davada ben bu davadan vazgeçiyorum diyebilir. Davayı takip etmeyebilir. Mustafa hem boşanma davasını hem soybağın reddi davasını takip etmeyerek tekrar bu sorunları ortada bırakabilir. Yani Mustafa'nın iradesi yok. İradesini onun adına bir vasi temsil etmeli. Kim temsil etmedi? Annesi ve babası da değil. Çünkü anladıklarını onlar da düzgün anlamıyorlar. Resmi vasi listesinden kim bir vasi atacak. Kim olacak vasi? Ya bunu genel itibarla avukatlar yapıyor. Anne babası da olacak durumda. Genelde avukatlar yapıyor. Ve mahkeme resen vesayet listesinden bir avukatı ona vasi tayin ediyor. Peki Hüseyin Bey, bu akıllı çocuk... aklı fikri olan bir insan çocuğun da menfaatini korumak için vesayet makamının gerektirdiği tüm işlemleri yapar. Hüseyin yani Mustafa'yı bu şekliyle dikkat alamayız. Geçen sene hani biz uğraştık yine birlikteydik ama bu çocuk kayboluyor. Adresi yok bu çocuğun. Bulunamıyor. Bu çocuğu koruma altına alırsa devlet işte kaybolmaz. Ne yapacak? Bu çocuğu ilçelerde kaymakamlıklar artık toplum için kendisi ve toplum için tehlikeli bir insan haline gelmiş Mustafa. Çünkü herkes tehdit ediyor. İki günde bir değişiyor. Milletin üstüne yürüyor. Kendisi için de tehlikeli. Hı hı. Ya onu zaten devlet zaten kesinlikle sokakta yaşıyor. Koruma adresi altına alacak. Yok. Geçen sene de başvurduk bir şekilde yani sonrasında adresi olmuyor, kayboluyor, bulunamıyor ki. Dilekçeyi verdik biz. Ancak kaymakamlığa müracaat etmedik. Kaymakamlığa müracaat ederek yeni bir şeyler deneyelim. Tabii ki burada onu ikna ediyor olmak, bugün böyle bir şeyler yapıyor olmak kolay bir şey değil. Nefeste çok ağladın sen. Sen neye etkilendin? Bu işlerin ortasında kalmayı. Söylesene bana biraz. Seni de burada ağlıyor unuttuğun yanına gelemedim. Ha? Ben dün geceden beri ağlıyorum zaten. Ben gerçekten çocuk yaparken buradan da kadınlarımıza söylemek istiyorum. Lütfen resmi nikahınız olmadan çocuk yapmayın. Ya da resmi nikahlı eşinizden boşanmadan başka birinden çocuk yapmayın imam nikahlı olarak. Yani resmi nikah kanunen geçerli. Diğerinin imam nikahı sadece tek başına imam nikahının bir anlamı olmuyor. Ve böyle bakın zor durumda. Dünden beri ağlıyorum diyorsun. Ne düşünüyorsun hep? Şimdi tam doğum yaklaştı, tekim diyorsun. Dediğim gibi kimse yok. Ben yanındayım Esra Hanım. Ben her zaman yanındayım. Her zaman koru kollarım kendisinde. Sen ben yanımdayım ben diyorsun. Ben her zaman yanındayım Esra Hanım. Peki bu doğumdan sonra da yanına ben alacaksın mı? Ben yanmamasam bile yanına giderim. Sürekli yanında olurum. Sürekli kollarım kendisinde. Ben yine söylüyorum. Mustafa o hareketi yapmasa ben Mustafa hayatta karışmazdım. Peki yalnız bırakmam mı diyorsun? Ben bırakmam Esra Hanım. Her zaman ben yanında olurum. O zaman evine alacaksın tekrar. Ya annem ne yapacak bir, yeni doğum yapan? Annem bir kabul etmez ama ben yine başımı sokarak bir yerini bulurum. Yine kendisi kollarım. Yine evime geldiğinde yardım ederim. Yani sonuçta çocuğumuz var ortada. Yani ne yapayım, kalkıp sokar mı? Yardım etmeyeyim mi? Hadi başarayım bir şey gelse. Peki nefes bak, Hasan böyle diyor. Sen ne diyorsun? Yani ama Hasan niye senin yanında durmadı gitti o zaman? Onu bilmiyorum Esra Hanım yani. Ona ben bir şey diyemiyorum. Bak o gün de Esra Hanım sizinle arabayla beraber gittik. Çocukları sevdim. Adı çocuklar dedim, aldım çocuklar dedim. Abucu bu yani açlık benim çocuklar dedim. Ben istemedim, ben kendisi ona verdim. Al dedim yani. Bir sorayım. Sonra nefes... çocuğumuz var dedim ortada. Bak Hasan sana kapısını açtı ya, niye durmadın yanında? Pişman oldun mu sonra? Olmadın. Niye durmadın? Ama kimseyi istemiyorum. Tamam yalnızım ama kimseyi istemiyorum. Mesela Aslan Hanım işten gelmiştim ben. Hı hı. Bu dedi ki Aslan dedi düştüm dedi. Serçe parmağımı incittim herhalde, kırıldı dedi. Değil mi, hadi kalk dedim hastaneye gidelim. Yalnız yalan desin. Hastaneye gidiyorduk Aslan Hanım. Işıkları durdum. Bir tane yabancı kuyruklu buna işaret etti. Telefon masası istedi. Bu da adama bağırınca ben aşağı indim. Adamcadan sonra yani adama bayağı bir tartışık yani. Kendisi koruma amacı her şeyi canımı bile verdim. Ben kendisi için, mesela ben Adana'da olayım, kendisi İstanbul'da olsun. Desin ki Hasan böyle bir şey geldi. Sen, ben her halükarda destekçi olurum. Hep ama tabii bununla ilgili kararı verecek Nefes. Aynen kendisi Esra Hanım. Ne düşünüyorsun Nefes bu konuda? Şu an hiçbir şey abla. Peki o doğumdan sonra nereye gitmeyi düşünüyorsun? Ailemin yanına gideceğim. Hı hı. Başka kimseye yanına gitmeyeceğim. Ben anladığım kadarıyla sen dururken şunu düşünüyorsun.
Ben hep yanlış tercihler yaptım. Erkek tercihlerim de yanlıştı ve bir sürü durumun içine sürükleniyorum. Bu mu düşündürtüyor seni? Beş parmağın beşi bir değil abla, bak gördün. Erkeklerin hepsi aynı diyoruz ama hepsi de aynı değil. Yine Hasan daha en iyileri Hasan mı sence? Bilmiyorum. Ben hep kadınlarımıza şunu söylüyorum. Hiçbir erkeğe gerçekten, yani erkek kadın olarak ayırt etmeyelim ama gerçekten erkeğe güvenerek yola çıkmak yarı yolda kalmanızı sağlar. Çünkü neden olur? Bir yerde kendinize ait olan bir gücünüz olmalı. Size iyi davranmadığında, kötü davrandığında ya da işler istediğiniz gibi gitmediğinde gidecek kapınız olmalı. Kolunuzda altın bileziğiniz olmalı. Her zaman şartlar imkan sağlamaz ama birazcık kadınlarımız da imkanlarını yaratmalı. Bak taşı etiyle tırnağıyla böyle tırmalayarak bir yerlere gelen kadınlar var. Kendi gücünü elde eden var. Ben her kadının da bu kadar güçlü olduğunu düşünüyorum. Ben senin de hani tek başına güçlü olmayı öğreneceğini düşünüyorum Nefes. Şimdi altıncı çocuğuna hamilesin. Altı çocuk, birini zor büyüttük yani. Gerçekten çok zor bir şey çocuk büyütüyor olmak. Yani sen bundan sonra bir şekilde kendi başına ayakların üzerine duracaksın o zaman. Zor bir şey. Aynen. Şimdi bebeğin cinsiyet erkek. Erkek geliyor. Yusufcan koydu adını da. Anne dedi benim adım Yusufcan olsun diyor. Onun ikisi de Umutcan olsun diyor. Umutcan koydu adını. Hı hı.